Demir Sayın Başkanım. Tamam. Dördüncü maddemize geçiyoruz. Şube Başkanı konuşmasına konukların konuşması. Pardon, beşinci maddemize konukların konuşmasında acil gitmesi gerekenler varmış. Onları en baş sıraya aldık. Ümit tabi daha gönül istiyor ki gelsin sonuna kadar burada konuklarımız bizim dinlesinler bizi, derdimizi biz de o süre zarfında anlatalım ama ne yapalım işte politika böyle bir şey. Olsun, buna da şükür. Katılan bütün katılımcılara çok sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri onurlandırdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizi sonuna kadar dinlemek isterdik ama çok fazla yer var dinleme istenen. Mecbur alanlara gidiyoruz. Kusura bakmayın. İlk sözü verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten bir sürü yere vuracağız. Öncelikle genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Necla Başkanı 2014 yerel seçiminde o heyecanını ilk ziyaret ettiğimizde tanışmıştık. Heyecanını, bir şeyleri başarmak istemesini, azmini o zaman fark etmiştik. Ve gerçekten çok çalıştı, azmetti. Biraz önce kendisinin de anlattığı peyzaj mimarlığını projelerde zorunlu hale birçok belediyede getirdi. Umarım diğer belediyelerde ve bütün Türkiye genelinde de bu uygulama hayata geçer. Çünkü gerçekten önemli. İşte Yeşil Bursa dediğimiz Bursa'mız maalesef çıkın dağ yolunda bakın mezarlıklar haricinde gri Bursa. Bakıyorsunuz bir alan yeşilse sadece mezarlık olduğunu yukarıdan görebiliyorsunuz. O yüzden önemli. Umarım daha da fazla yaygınlaşır ve tekrardan eski Yeşil Bursa'ya döneriz diyorum. Çocukluğumuzun Yeşil Bursa'sına. Biraz önce dışarıda yine İmsiyat Başkanı'na konuşurken işte dernekçilik, STK'lar ya da işte akademik odalar iyi de siyaset karışması daha güzel olur dedi. Ben de dedim biz de mutlu oluruz siyaset karışması ama hayatın her alanında var. Hele bizim gibi ülkelerde mecburen var. İşte gece yattık, sabah kalktık. TÜİK Başkanı gitmiş. Adalet Bakanı görevi bırakmış. Baktık kim bunlar diye. Hadi Bekir Bozdağ'ı tanıyoruz. TBMM kürsüsünden de biliyoruz. Tanıdığımız bütün Türkiye'nin bildiği bir kişi. TÜİK Başkanı kim dedik. O da baktık ki gene bir damat çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı çıktı. Herhalde bu hafta enflasyon rakamları açıklanacaktı. Rakam biraz yüksek geliyor deyince durumunu gönderelim, yenisi düşük gelecek olanı getirelim dendi diye düşünüyoruz. İnşallah öyle değildir. Biz de kötü niyeti düşünmeyelim. Ancak işte bu siyaset her alanda olduğu için gece yatıp sabah kalktığımızda farklı şeylerle karşılaştığımız için ister istemez de köy derneğinde de, STK'da da, hemşehri derneğinde de, odada da oluyor. Gönül ister ki olmasın. Avrupa'daki, Amerika'daki gibi. Kim gelirse gelsin. Bizim demokrasimizde, ekonomimizde, bütün sorunlarımızda onlar hallediyor diye düşünsün. Keyifle yaşamaya baksın. Ama maalesef burada böyle olmadığı için de siyaset her alana giriyor. Belki de girmesi de gerekiyor. Bunları da hepimizin bir şekilde iyiye gidebilmesi için, daha güzel olabilmesi için de taraf olması gerekiyor. Buradaki kalkın da aktif siyaset yapın diye söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Ama var, gerçekler bunlar diye. Ben çok fazla uzatmayayım. Necla Başkan sanırım bu dönem bırakıyor galiba. Öyle dedi. Eks falan deyince biz öyle görmeyeceğiz. Her zaman başkan olarak göreceğiz. Emekleri çok fazla. Yeni gelecek yönetim ve başkana da şimdiden başarılar diliyorum. Güzel hizmetler onlar da yapacaklardır. Bugüne kadar emeğe geçen de başta Necla Başkan olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ederiz Sayın Milletvekili. Şimdi ikinci konuşmacı Nurhayat Altacak Hayışoğlu, CHP Bursa. Buyurun efendim.